Merhabalar. Sesi açıyoruz da bu hafta yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tabii ki yine çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında birey olarak ne yapabiliriz birazcık ondan bahsediyor olacağız. Siz de hem bu yayını dinleyip hem de kendiniz bir şeyler yapmak isterseniz Inequality Awareness Network'in bir parçası olup hem bu farkındalığı yaymak hem de birey olarak harekete geçmek için bu topluluğa dahil olabilirsiniz. Ve sevgili konuğum, sevgili Masis Aram Gözbek, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Burada olduğum için e, çok mutluyum, heyecan duyuyorum. İyi ki geldin. Ee, öyle biri var ki karşımda, ben şöyle bir dönerek söylemiş olayım aslında. Hayatımda tanıdığım en yoğun insan sanırım, e, sevgili Masis. Çünkü hafta sonu yoğun, hafta içi yoğun, akşam yoğun, gündüz yoğun. Gerçekten dünyanın her bir yerinde bir sürü bir şeyle ilgilenen, e, bir insanın yapabileceğinden çok daha fazla sorumluluğu alan... O yüzden gerçekten bugün burada olduğun için, bu konuya değer verdiğin için çok teşekkür ederim İyi ki geldin. Ben teşekkür ediyorum. Bu çok değerli e, konuya, aynı zamanda da bu değerli topluluğa beni dahil ettiğin için. E, çok umarım kesinlikle. çok çok güzel bir sohbet olacak. Eminim. Senin ne olduktan sonra bol kahkahalı olur diye düşünüyorum. <laughs> kesin, kesin. Baştan konuştuğumuz gibi <laughs> kesin. Bence hiç sıkıntı değil. ben bu yayının başında konukları hani kendi gözümden birazcık hani anlatmaya çalışıyorum. Tabii seni anlatmaya nasıl, nereden başlanır, ne denir bilmiyorum ama bendeki karşılığı en çok bir dost olman sanırım. O yüzden bir dostumla şu an bu sohbeti yapıyor olmak benim için çok kıymetli. Ama hani Masih Seram Gözbek gerçekten böyle uzun bir sayfalar dolusu bir tanıtım hak ediyor. Ben şöyle çok kısa bir özetle gireyim istiyorum. Bir kere tutkusunun peşinden giden, her yaş grubundaki insana ilham veren, Böyle hani isimlere, pozisyonlara, onlara bunlara çok takılmayan. Hatta bahsedeceksindir belki Boğaziçi matematiği bırakıp işte Yıldız Tekniği, sanat için gidip oradan mimar sınavına gidip hala okumayı becerip eminim ki mezun da olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen bugün bir finalim var ve kaçırıyorum ama hocalarıma buradan selam gönderiyorum. <laughs> <laughs> Bu da senin ne derler bir nazarın bir şeyin ama gerçekten <laughs> hani dünya çapında bir sürü ödül almış öyle büyük bir şey ki o çok sesli o koroyu herkese tanıtmış öğretmiş yani hepimize gurur duyduran bir sürü şey yaşatan, bilmiyorum söyleyecek çok şey var ama şunu söylemek lazım sanırım. Bence herkes seni merak etmeli, herkes seni takip etmeli çünkü herkese çok ilham veren, çok yol açan hatta topluma topluma bile demek istemiyorum. Topluma gerçekten çok ciddi katkıda bulunan bir şey yapıyorsun. Yüreğine sağlık, eline sağlık. Böyle her şeyi ben ufak ufak da olsa geliş yapmış olmayayım, sorayım diye düşünüyorum ama şeyi çok merak ediyorum. İnsan kendini nasıl tanımlıyor? Bu benim için çok önemli bir soru. Bu kadar şeyi yaparken, becerirken sen kendini nasıl tanımlıyorsun? En temelde galiba yaşamayı çok seven, hı hı. insana, doğaya, hayvanlara sevgi duyan ve yaşama tutkuyla bağlı olan biraz inatçı, ee, böyle zorluklardan hiçbir zaman yılmayan ve her zaman en iyisini hedefleyen hep çocukluktan beri kendimi öyle gördüm. Aynı zamanda da çocukluktan beri yine e, diyebileceğim şey farkındalığı yüksek e, biri olarak e, kendimi tanımlayabilirim. İnsanlarla olmaktan e, kendimde ne varsa e, onları paylaşmaktan en başta sevgimi olabildiğince içten e, ve böyle açık olmaya çalışan ee, ve birlikte bir şeyler yapmaktan işte bu koro müziği oldu benim hayatımda çok keyif duyan böyle beslenen evet biraz fazla yoğun <laughs> dinlenmeye pek fırsatı olmayan ama e, bir işi yaparken onun içinde dinlenmeyi de bir şekilde Öyle. öğrenmeyi becermiş ve böyle içinde bulunduğu anın e, tam tadını e, çıkarmaktan böyle haz duyan biri diyebilirim güzel anlattın. Söylediğin her şey içe dolu bu arada. Hani bazen bu kelimeleri kullanırız ama <laughs> bir şekilde böyle güzel de söylemeye çalışırız ama senin söylediğin her şeyin Örnek vereceğim. Yok, ha, lütfen. Örnek vereceğim. Mesela işi en iyi şekilde yapmak. E, az önce buradaki koltukları, <laughs> koltuğu, <laughs> orası e, böyle hayır biraz şurada durmalı, ortalaması böyle olmalı diyeyim. arkadaşlarımıza yardım etmiş olman ya, diye. Estağfurullah yardım değil Her şeyin değil o. en güzeli, en Yani aman en iş güzellik olmasın falan diye hep çekinirim bunları yaparken ama o samimiyet hissettiğim için en baştan. Evet. E, yani onların emeğine sağlık. Bütün ekibe buradan tekrar teşekkürler. Aynen. Böyle onu o sıcaklığı hissedince hemen bir parçası olmaktan çekinmem. Sahnede mesela platformlar kurulur. Ben elimle filan platformları yerleştiririm. Çoğu zaman beni... sahneye böyle yüzüstü yatarken filan fotoğraflarlar. İşte milimetre hesapları yaparım filan. <laughs> yani bu da aslında şey... Yani hani dedin ya içi dolu şeyler söyledim. Bazen içi boş konuşabiliyoruz. Bu tarz kavramları boş kullanabiliyoruz diye. Bu da şundan oluyor. Yani şu an e, içinde bulunduğum bu anın tadını tam çıkarıyorum ve tam olarak o anın içindeyim. Evet. O yüzden de boş bir şey pek olmuyor yani. Çünkü içimden çıkıyor. Yani i̇nsanın içinden çıkan... Herhangi bir şey direkt dolaysız çıkan şeyler mümkün değil boş olsun. Yani onlar hep çok dolu ve çok e, doğru Hı. şeylerdir. Zaten hani böyle bir insan olmasa herhalde bu kadar hani olmayan bir şeyi bu kadar büyük bir vizyonla hayalle ortaya koymak engeller olsa bile hiç durmamak hani bir yere geldi oh ne güzel tamam artık ben buradan sonra yoluma bakarım değil daha da iyisini yapmaya koşmak bütün bunlar zaten böyle bir kişiliğin sonucu olur herhalde. Yani doğal gelişiyor evet yani evet. çocuktan beri huyum o benim. Evet. Neyse bende de böyle sana baktıkça söyleyesim geliyor bir sürü şey ama <laughs> ben sana bir soruyla devam edeyim. Sana da böyle güzel sorularla hani e, anlattırmak istiyorum bütün o hikayeni, bütün o güzel e, başarılarını. Ama önce şunu sorayım, bu aha mamut kavramı var ya hani bir an böyle bir şey olur hayatında ve o hayatını e, gerçekten böyle bir yolunu değiştirebilir. Bilmiyorum hani bununla mı başlamak istersin yoksa biraz böyle hikayen nereden başladı onunla mı başlamak istersin ama bir aha moment'a şöyle bir gidelim seninle. Tamam tam oraya doğru geleceğim orada bırakacağım. Tamam. <laughs> Çünkü o aha moment ve hayatımın şu an geldiği yer aslında benim hani çocukluğumda hiç beklenmeyen bir şey. İşte şimdi koro şefliği yapıyorum, dünyanın birçok farklı yerinde farklı vesilelerle bulunuyorum. Ama aslında iki buçuk yaşındayken kendi kendime okuma yazmaya başlamışım ben. O yüzden de ailemin tabii ki benim üzerindeki hayalleri hep çok daha farklı. Hani geleceğin parlak bilim insanı olacak bu çocuk herhalde gibi düşünüyorlar tabii. Ama bir yandan da üç yaşında böyle oyuncak bir melodikayla işte duyduğum her şeyi çalmaya başlamışım. Bizimkiler bunu fark edince bana böyle küçük bir org alıyorlar. Bu sefer onun bütün imkanlarını sömürüyorum, onun bir büyüğü geliyor vesaire derken müzikle bir yol arkadaşlığım başlamış. Hmm. E, 7 yaşındayken kilise korusunda şarkı söylemeye başladım. O benim hayatımda çok önemlidir çünkü Türkiye'de çok sesli müziği içselleştirmemdeki belki de en büyük etken. Hmm. Orada kendi kendime notu okumayı öğrendim biraz, şarkı söylemeyi öğrendim. 7 yıl kadar şarkı söyledim yani 7 yaşımdan 14 yaşıma kadar. Ee, i̇şte çok ilginç bir okul yaşantısı tabii. İşte ne okuma yazma ne sayılarla herhangi bir sıkıntım oldu tabii baştan beri. Ee, onun getirdiği bir tuhaflık. Ee, o yüzden de okulla hiçbir sıkıntım olmadığı için okul dışı aktivitelerde hep işte modern dans, halk oyunları, e, bilimum, işte spor dalı, okul takımlarının antrenmanları şu bu derken ve bunların hiçbirine hobi gözüyle bakamadım Bahar. Yani aslında bugün bütün bu az önce konuştuğum şeylerin de temelinde bu yatıyor belki. Hı hı. Yaptığım her işi en iyi şekilde yapmak keyif verdi. O yüzden de bütün o yaptığım şeylerden bugüne çok fazla şey kaldı diye düşünüyorum. Lisede e, tiyatro mesela hayatımın çok önemli bir yerindeydi, merkezindeydi. E, tiyatro mu okusam diye düşünüyordum. ya Haftanın 3-4 gününü ve işte bil fiil ve her günde böyle oyunlar okuyarak, kuramsal kitaplar okuyarak geçirdim. E, çok da mutluyum. Ali hocama buradan çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz e, katkısı oldu hayatıma. E, bir müzik grubumuz da oldu aynı zamanda. E, o müzik grubuyla da işte hem orada vokal yapıyordum, yani solistlik yapıyordum. Hem klavye çalıyordum biraz gitar öğrenmeye başladım. Onu çalıyordum vesaire. Festivaller, yarışmalar derken e, onlardan bir tanesi de Battle of the Bands diye dönemin önemli bir amatör müzik grupları yarışmasıydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde radyo Boğaziçi'nin düzenlediği beni de Boğaziçi Üniversitesi'yle tanıştıran yarışmadır. Biz lise grubumuzla ki yani yaş ortalaması çok büyük aslında katılımcıların işte Manga, Gripping gibi grupların zamanında böyle işte meşhur oldukları kariyerlerine başladıkları bir yarışma. Biz orada birinci olduk. Hani önce finale kaldık böyle inanamadık filan. Bestelerimizle o yarışmada birinci olduk e, ve benim aklımda hep Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak vardı zaten ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu çünkü çok da önemsemiyordum öyle söyleyeyim üniversite eğitimi benim için hep böyle bizi e, ergenlikten genç yetişkinliğe götürecek ve gerçekten karakterimizi keşfedeceğimiz e, dünyanın yani Türkiye'nin hatta dünyanın diyeyim dört bir yerinden insanlarla tanışacağımız bambaşka görüşten insanlarla. Ve onlarla kurduğumuz ilişkilerle kendimizi keşfedeceğimiz, ufkumuzu genişletebileceğimiz, karakterimizi şekillendirdiğimiz önemli bir köprü olarak gördüm hep üniversite yaşantısını. O yüzden hep Boğaziçi Üniversitesi, hala da söylerim. Yani soranlara, tavsiye isteyenlere, naçizane, derim ki Boğaziçi Üniversitesi ne olursa olsun. İşte matematik okumaya başladım. Ne okusam beni keser, derinleşebilirim diye düşündüm. Matematikle karar kıldım, başladım. Ee, ve orada da koroların olduğunu öğrendim. İşte tanışma gününde caz korosunun bir etkinliğine denk gelmiştim. Dedim ki ben de bu grubun bir parçası hani olmak istiyorum. Çocukluktan beri hep korolarda söyleyen işte müzikle böyle bir e, hemhal olan bir genç olarak diyeyim. Ee, seçmelerine girdim, kazandım. Ee, aslında tam o 2005 yılında caz korosuna girmem ve iki yıl e, koroda o zamanki şefimiz Cihan'ın asistanlığını yapmakla bir yandan hem şarkı söylerken. Geçen iki yılın sonunda Cihan'ın Amerika'ya gitmeye karar vermesi ve koroyu bana devretmesi Hı -hı. ve benim o sorumluluğu almam ve işte o çocukluktan gelen huyla bir şey en iyi olsun e, böyle arzusu, tutkusuyla o sorumluluğun birleşmesi galiba benim yolumu e, çizdiğim, yolumu değiştireceğim e, an oldu diye özetleyeyim buraya kadar. Evet. Çok güzel bir özet. Böyle birçok kere aslında ben seni çok takip ettiğim için dinledim bu hikayeyi ama her seferinde böyle <laughs> vay be diye dinlediğim bir hikayem <gülüyor> var. <gülüyor> Hatta şeyi de böyle bir en son dinlediğim bir şeydi. Kore'ye geçer geçmez Kore'ye bir daha seçimlere götürüp 9 kişi böyle şahane bir yerden. Başlamışsın. Biliyorsun. Bununla <laughs> birlikte sana şey sorayım Masud, o günden o gerçekten orası senin için bir ahamamı, bütün bu hikayenin evet. hani e, bu güzel şeylerin başladığı yer. Oradan bugüneye de şöyle çok kısa bir özetlesen... nereden nereye geldik? Ya yani şöyle oldu, yolumu değiştirmemdeki aslında e, onun en büyük göstergesi ben Jazz Korosun işe şefliğine başladım o yeniden sıfırdan bir seçme yaparak çok hı hı. küçük bir grupla başladık ve ben o ilk dönemin sonunda yani. Bir buçuk ayda müthiş bir performans hazırladık. Çok dikkat çekti tabii ki. İşte Türkiye'nin dört bir yanından insanlar takip etmeye başladı. Biz bu performanslarımızı paylaştık, davetler almaya başladık. Ve ben böyle şunu fark ettim ya ben ki o dönem hala liseden e, devam eden grubumuzla tiyatro yapmaya, işte birçok müzik grubumuzla müzik yapmaya devam ediyordum. E, ama sonra bir baktım ki ben bütün her şeyimi buraya vermeye başladım. Yani koro müziği ve benim e, işte liderlik ettiğim, e, yürüttüğüm topluluk benim hayatımın merkezine oturdu. Çünkü neyim varsa vermeye başladım en iyisi olsun diye. Öyle olunca dedim ki ben galiba hayatımın geri kalanında müzik yapacağım. E, yine de koro şefliği yoktu aklımda ama e, 2008 yılında yani o şefliğe başladığım ilk yılımın ortasında karar verdim. Müzik okuyacağım. Matematiği bıraktım Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü. Yıldız Teknik'te okumaya başladım. Bir yıl sonra Mimar Sinan Devlet Konservatuarı. Bir yıl sonra orada bir durdum. Sonra 2013'te tekrar bir giriş yaptım orkestra şefliğine. Bir dönem dayanabildim. Özürlerle Maestro Antonio Pirolli'yi buradan çok selamlıyorum sevgiyle, saygıyla. Yine çekildim geriye. Pandemide bir atakla ya acaba şunu yapabilir miyim diye bir diplomam ya. benim de niye olmasın filan <laughs> dünyayı dolaşıyorum ama bir diplomam yok diye döndüm. Hani o dedin ya öğrencilik yapmaya çalışıyorsun o parantezi <laughs> kapatmak istedim. Koro'yla tabii ki çok fazla şey yaptık. Yani 2007'de üniversitede benimle başlayan o hareket 2011'e kadar 4 yıl boyunca e, yapılmayan şeyleri yaparak yeni repertuarlar deneyerek o işte e, 9 kişi e, sonra 20 kişi sonra 35 kişi Koro gitgide büyüdü. Biz o yıllarda ilk yılımızda İstanbul Jazz Festivali, Akbank Jazz Festivali gibi çok prestijli festivallerden davetler aldık. Türkiye'nin dört bir yanından davetler aldık. 2010'da kimse inanmazken Çin'e gittik koro olimpiyatlarına. Ee, işte ikincilik, üçüncülük ödülleriyle döndük. 2011'de dünya koro şampiyonası. Hatta belki bizi ee, belki sen de görmüşsündür o videoyu. Bu videoyu izleyecek kişiler de belki bize öyle tanımıştır. Bir metro videomuz metro. vardı 2011'de. Hı hı. Onun sebebi değişti. şampiyonaya gidebilmek için sponsor arayabilmekti. Sponsor bulabilmek. Hı hı. Ee, onunla Türkiye'de çok başka bir sahne açıldı. Biz sponsorumuzu bulduk, şampiyonaya katıldık, iki dünya şampiyonluğu kazandık. Ama o arada üniversiteyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık belli prosedürel sıkıntılardan ötürü e, istemeden. E, ve döndük. Çalışma yerimiz yok, hiçbir şey yok elimizde. Çok büyük zorluklarla. Yani maddi zorluklar hiçbir zaman peşimizi bırakmadı. 2012'de 100 bin Euro'luk bir borcun altına girdik. Ya ben bunları yaparken işte dünya şampiyonluğunda 23 yaşındayım mesela. E, o 100 bin Euro'luk borcun altına bir anlamda imza atarken 24 yaşındayım. Şimdi düşünüyorum, bakıyorum. Yani okullara, üniversitelere söyleşilere gidiyorum sıklıkla. Soruyorum. Yani siz böyle bir şey yapar mıydınız? Mantıklı geliyor mu şimdi gibisinden? Şu an ben mesela, şu an yapmam ama aradan geçmiş 12-13 yıl. E, ama o zaman yaptığımdan hiç pişman değilim ve o bize çok büyük kapılar açtı. E, dünyanın en prestijli festivallerine... E, ...Türkiye'den genellikle ilk ve tek temsilci olarak... ...davet edilmenin onurunu yaşadık. En üst düzey yarışmalarda... ...birincilikler, şampiyonluklar, altın madalyalar kazandık. 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk, 2016'da Magma Topluluğu'nu kurduk. E, geldiğimiz şu noktada yaşları işte 14 ile 65 arası değişen... E, ...belki yolu buradan geçmiş... E tüm Türkiye'den demeyeceğim. Pandemi dönemini çevrim içi çalışmalarımızı da işin içine katınca e, tüm dünyadan 5000'e yakın e, amatör koro şarkıcısıyla e, buluşmuş, onlara yuva olmuş. E dünyanın 3 farklı kıtasında 16-17 ülkede e, kendi kültürümüzü, müziğimizi en üst düzeyde temsil etme onurunu yaşamış. Türkiye'ye koro müziği mucizesini yaymayı kendine ilke edinmiş. E, yürüttüğü projelerle e, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yarattı, farkındalıkla her zaman toplumda öncü olmuş ve halkın içinden halkla birlikte olmayı seçmiş. Bu çok önemli, e, bunu çok önemsiyoruz çünkü bu toplumda yaşıyoruz, bu toplumun insanıyız ve bu toplumun dertleri bizim derdimiz olmalı. E, milyonlarca seveni, takipçisi olan e, her gün belki de farkında olmadan e, milyonlarca insana zor zamanlarında ilham olan motivasyon e, veren kocaman bir aile olduk. İsmine de Magma ve Boğaz Caz Korosu ailesi dedik. E, i̇yi ki. İyi ki yapmışız diyorum yani en sonunda bu kadar anlattıktan sonra. İyi ki gerçekten yani çok gurur verici bütün bu söylediklerim böyle bir şey bu kadar dünya sahnesinde oluyor olmak bu kadar hani bir şeylerin iyi ki oluyor olmak çok güzel. Bir de Korohane var ondan da çok kısa bahseder misin? Korohane de bizim çevrim içi dönemde yani pandemi döneminde <laughs> e, başlattığımız bir girişim. Genel koordinatörümüzün sevgili Gülümün aslında böyle e, arzusuyla, onun e, nasıl diyeyim motor ve lokomotif hı hı. E, hı hı. rolünü üstlenmesiyle hı hı. başlattığımız e, çok önemli bir girişim, tamamen ücretsiz ve e, çevrim içi e, tasarlanan bir program. Hı. Tabii şu dönemde biraz daha hani, e, askıda duruyor ama pandemi döneminde e, her hafta. E, rutin buluşmalar yaptığımız zoom üzerinden, işte benimle bazı sohbetler, e, koro dünyasının önemli figürleriyle, müzik dünyasının önemli e, kişileriyle yaptığımız sohbetler ve aynı zamanda da atölyelerle amaçladığımız şey şu oldu: e, Türkiye'nin dört bir yanında işte koro kurmak isteyen ya da e, korolarını e, daha ileriye taşımak isteyen, daha da çok e, müzikalden daha çok idari olarak organizasyonel olarak e, bunca yıllık yani işte 10 yılı aşkın deneyimimizi paylaştığımız e, hani akademik e, bir yaklaşımdan biraz daha, daha pratik bir yaklaşımla ve sadece hiçbir iddiası olmadan kendi geçtiğimiz yolları anlattığımız ve aslında tüm Türkiye'den koro müziği severleri ve bu işe gönül vermiş herkesi bir araya getirmeye hedeflediğimiz bir platform oldu. Hala da e, o e, iletişim grupları aktif, hala orada paylaşımlar devam ediyor ve çok güzel insanlarla tanıştık. Çok önemli insanları ağırladık. Eee Korohane gerçekten Türkiye'de yine bizim başlattığımız öncü olmuş girişimlerden biri oldu. E, Gülüme de buradan selamlarımı iletiyorum. Hı hı. Ya söyle gerçekten hani güzel işler yapıyorsun zaten 7 tane korunun şefisin hani bir sürü bir şeyler var yarışmalar hani jüri üyelikleri, işte az önce söyledin Yunanistan'da bir eğitim vesaire falan. bir evet. sürü bir şeyler varken bir taraftan da koru o kadar önemli bir şey ki o çok seslilik e, sen bunu çok iyi bilip hani ekiple de birlikte bütün bu yaptıklarınızı yaymak için aslında hani bir e, ilkokul öğretmeninin belki çocuklarıyla bir koro kurması senin hep hayalin olarak iste, isteğin olarak ifade ettiğin o aslında çocukların bir koro içerisinde çok sessizliği öğrenmeleri, bütün bunların hayata geçmesi için de aslında çok güzel bir girişim, çok güzel bir adım, çok güzel sosyal bir etki. Dolayısıyla bir bütün olarak bunu ele alıyor olmanız da gerçekten çok çok güzel. O yüzden elinize sağlık Teşekkür herkesin evet. emeği geçen. Teşekkür. Ben buradan aslında çok sessizliğe ve koraya biraz daha girmek istiyorum. Çünkü hani her yerde de söylüyorsun, koroda az önce de söyledin, yaş grubu çok farklı, insanların geldiği yerler çok farklı. Bunların çok önemli olmadığı, aslında ne kadar çeşit olursa onun o kadar kıymetli olduğu bir yer koro. O yüzden önce şunu sorayım. Çok soru var aslında koro ile ilgili sormak istediğim. çünkü bütün o konuştuğumuz çeşitlilik, kapsayıcılık hepsi aslında senin evet. hayata geçirdiğin şeyler. Evet. Ee, önce şunu sorayım. bunu nasıl yönetiyorsun ya yani bu çok sesliliyi yönetmek nasıl bir şey? <laughs> ee, aslında şöyle düşünelim yani işte bir ülke düşünün. Herkes tek tip. Yönetmesi hiç zor olmazdı değil mi? Aynen. Zaten yani bugün aslında hep konuştuğumuz, üzerine düşündüğümüz, bazen zorlandığımız en büyük konu da bu. Aynen. Çeşitlilik e, yönetme uğruna yok edilmemesi gereken bir şey. Bir zenginlik çünkü siz zenginliğinizi kesiyorsunuz öyle bir şey olduğu zaman. Biz de koroda bununla gurur duyuyoruz aslında çeşitliliğimizle, farklı renklerimizle. Farklı yani bunu söylemek bu çağda hala çok tuhaf geliyor ama söylenmesi de gerekiyor belki. Farklı etnik kökenlerden, farklı kültürlerden, dünyanın bambaşka yerlerinden bizim korolarımıza dahil olan insanlar var. Bizim tek bir ortak noktamız var. Birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde müzik yapmak, birlikte bir şeyler üretmenin keyfini yaşamak ve bu yaşadığımız keyfi, hazzı ve güzelliği paylaşmak. Ve büyümesine evet. vesile olmak aslında. Evet. Buradan kendi yakın çevremize, işte tüm ülkeye, dünyaya ki bunu ne mutlu bize gerçekleştirebildik bunca yıl ve hala devam ediyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen aslında. Ee, dolayısıyla biz bu farklı renklerimizle hep gurur duyuyoruz. Ee, ki Boğaziçi Caz Korosu ve yani bütün korolarımızda da diyeyim en uzun yolculuk onun olduğu için onun adını anıyorum. Hı hı. Her zaman çok çeşitli insanlar oldu. Her zaman. Hatta böyle kendi aramızda böyle konuşuruz bazen seçmeler yaptığımız zaman filan ya işte gerçekten her tip insan var ya burada diye böyle <laughs> güleriz hani bunun böyle zevkini yaşarız. Tabii ki ne kadar çeşitlenirsek ne kadar böyle hani dağıldığı zaman o skala yönetmesi de o kadar zor. Kolay bir şey değil ama siz ne kadar zengin bir şey ortaya koymak istiyorsanız o kadar da zorlanıyorsunuz otomatik olarak yani bu sizin ne istediğinize bağlı. Daha kolay yönetilecek daha kolay idare edilecek daha sorunsuz, daha işte böyle kendiliğinden az eforla yürümesini istediğiniz bir şeyi siz hep şuradan tıraşlayalım, buradan memle yapalım. Böyle bir çerçevenin içine sıkıştırıp haydi paketleyip gidersiniz. Önemli olan o zenginliği koruyarak onu devam ettirebilmek. Ben onu deniyorum. Yani yıllardır o yüzden de zorlanıyorum tabii ki. Yani zorlanmıyorum desem yalan olur. Ama bu çok mutlu bir zorlanma. <laughs> e, mutlu bir yorgunluk. Yani yıllarca başımıza gelen şeyleri dışarıdan, içeriden burada anlatsam biz bir 20 tane program çeksek yine yetmez. Hı hı. Ama nasıl başa çıkıyorsun, onu nasıl idare ediyorsun diye sordun. Oraya geleyim. Öncesini anlatmamın sebebi de neyle başa çıktığımı biraz böyle hani anlatmak tamam, istediğimden. Evet. Ee, birincisi, içtenlik ve dürüstlük. Yani bu olduğu zaman sen şu tam şu orta yerini, kalbini şöyle açtığında insanlar zaten, Oraya doğru geliyorlar. O kapalı olduğu zaman sürekli bir çatışma hali oluyor. İnsanın kendisiyle bitiyor bu iş aslında. Dolayısıyla önce e, liderlik eden, işte o topluluğu işte yürüten, çalıştıran kişinin bu özelliği çok önemli. E, ardından tamam insanları davet ediyorsun ama işte kimi en dibine kadar giriyor kimi en uzakta kalıyor kimi çok ses çıkarıyor kimi az ses çıkarıyor kimi e, çekingen, sıkılgan kimi çok girişken. Kimi çok daha işte böyle e, kaba tabirle yani çok daha bencil, kimi çok daha işte topluluğa hizmet eden her tipten insan derken böyle kritik özellikler de tabii ki var. Evet. Bunların hepsini dengelemek çok önemli. E, bunun için de kimin o an ne hissettiği, ne düşündüğü ve ortamda bu değişkenlerin nasıl konumlandığını tahliye etmek çok önemli. E, o yüzden hakim bir görüş gerekiyor. E, insandan biraz anlamak, insan duygularından biraz anlamak, belki biraz da ilgi duymak Hı. gerekiyor. Ama onun içinde de kaybolmamak e, lazım. O da çok önemli. Dolayısıyla hem kendiniz olup açık, dürüst ve böyle hani e, samimi olup e, hem de herkese bir şekilde öyle veya böyle eşit mesafede o değişen dengelerde sürekli kendinizi o dengeye doğru yöneltmek ve olması gereken yere konumlandırmak ve tabii ki konuşmaya hitap etmeyi gerekli zamanda gerekli adıma atmayı bilmek çok önemli işin sadece sosyal kısmından bahsediyorum tabii ki öteki kısmına girmeyeceğim orada bambaşka yetiler de gerekiyor ama bütün bunları yaparken de tabii ki herkesi yani o sevginizi herkesle paylaşmak bu çok önemli. Ee, zor bir iş yani evet. o yüzden de işte bu kadar şu an bu kadar özetleyebildim diye ben şöyle çıkarım yaptım söylediğinden bu iş kolay değil ama bu işi yönetebilmek için yani çeşitlilikten bir faydalı bir ortam yaratabilmek için güzel çıktılar yaratabilmek için bunu gönülden inanmak lazım yani muş gibi yapmak Kesinlikle, değil de hiç. gerçekten onun zenginlik olduğuna inanırsan o eferi göstermek o içtenlikle yaklaşmak ancak o zaman oluyor yoksa inanmıyorlar zaten yani en değil önemli mi? şey orada seninle müzik yapmak isteyen insanların sana inanması ve güvenmesi. Ve burada iyi bir şey var. İyi niyet evet. her zaman çok önemli. Aynen. Peki yani çok aslında bariz gibi geliyor bir taraftan ama çünkü koro da bir noktada toplumun bir kesiti gibi. Gerçekten toplumdaki o çok sessizlikle korodaki çok seslilik sence nasıl bir ilişkide? Yani çok birebir. O yüzden hep diyoruz işte çocuklarımız gençlerimiz çok sesli korolarda ee, şarkı söyleyerek yetişsinler. O zaman işte topluma bütün bu anlayış çok seslilik topluma zaten kendi elinden yayılacak. Şöyle bağdaştıralım. Ee, biz koro müziği yaparken hep birbirimizi daha fazla dinlemek zorundayız. Otomatik hmm. olarak. Çünkü birbirimizi dinlemediğimiz zaman aynı seste buluşamıyoruz. Ya da dengelerimizi oluşturamıyoruz yani herkes kendi böyle kafasından kafasına iste gibi şarkı söylediği zaman maalesef olmuyor dolayısıyla hep birbirimizi dinlemek Birbirimizi dinlemeye başlamak ne oluyor birbirimizi daha iyi anlamaya vesile oluyor e, Yardımlaşıyoruz birimizin bir açığı eksiği oluyor hemen onu kapatıyoruz paylaşıyoruz e, Müzik yaparken birbirimizle aynı anda nefes alıyoruz yani yanımda bambaşka biri var önümde bambaşka biri var, arkamda sağımda solumda başka biri var Biz o an hiç orada değiliz Bambaşka politik görüşten insanlar olabilir, başka hayat görüşlerine sahip insanlar olabilir. E, farklılıklarımızı birer dezavantaj değil, birer zenginlik olarak görmeyi öğreniyoruz bir koroda. Hı -hı. Ve bundan keyif almayı öğreniyoruz. E, o yüzden de aslında e, mesela 40 kişilik bir topluluk düşünelim. Hı -hı. Herkes şöyle düşünüyor olabilir mesela. 40 kişi işte arkadaşlar şu renk bir kostümümüz var ya da işte e, şuraya gidiyoruz ya da şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Herkes evet aynen işte siz hemen böyle yapıyoruz filan gibi bir durum asla olmuyor. Mutlaka bir ses çıkıyor işte ne bileyim birileri farklı görüşler e, beyan ediyor. Biz zaten bunu ortaya açıyoruz. Yani Konuların genelini herkeste paylaşıp e, herkesin görüşüne değer vermeye çalışıyoruz. Aslında o çok sesliliği e, teknik olarak da yani e, bu şekilde de deneyimliyoruz. Herkes görüşünü söylüyor. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz, bazen oylamalar yapıyoruz. Ben mesela benim önerdiğim bir şeyi e, onaylanmadığı zaman yapmadığım durumlar çok oldu. Soruyorum çünkü Koro'ya. Ya da ben de tek başıma zaten karar vermiyorum. Bir takımımız var. Hı -hı. Yönetim kurulumuzla konuşuyoruz. Orada oylama yapıyoruz bazen. Yani hep müzakere ve bir orta yol bulmak. Ama tabii ki şu da çok önemli. Hep derim bunu yani Koro'ya eskiden insanları kabul ederken şunu söylerdik. E, buraya geldiğin zaman işte Bahar Taşkın Öztürk kıyafetini çıkarıp işte Boğaziçi Caz Korosu Koristi Bahar gömleğini üzerine geçirebilecek misin? Bu ne demek? İşte kişisel hassasiyetlerimizden, sivriliklerimizden biraz arınmak. Yani köşelerimizi yuvarlamak diye tanımlıyorum ben bunu. Bunu yaptığımız zaman belli düzeyde ödünler verdiğimiz zaman işte o zaman bizim hoşumuza gitmeyen ama koronun hoşuna giden ve korunun onayladığı bir şeyi biz de yapmak için kendimizde alan bulabiliyoruz. O yüzden de köşelerimiz yuvarlandığı zaman bir araya gelebiliyoruz. Dolayısıyla da aslında çok sesliliği sürdürebiliyoruz kavga etmeden. Evet. Baya ders oldu bence o <laughs> çok net böyle çıkarımların oldu. Ben en çok şeyi yakış oluyor umarım yani. Yo, yo, gerçekten doğuyormuş. hani böyle resmen bir ders gibi oldu böyle bir yani e, gerçekten insanların farklı insanların olduğu bir ekip nasıl yönetilir sorusunun biraz cevabı gibi oldu ve ben buradan en çok dinlemeyi aldım en başta söylediğin. E, kesinlikle Çünkü oradan başlıyor her şey. Değil mi? Duymak lazım ve biliyorsun ki eğer onu duymazsan kendi başına bir şeyler söylersen birlikte güzel bir yere gidemiyorsun. Evet. O yüzden gerçekten koroların yaygınlaşması çok güzel bir şey olur. Hepimiz için biraz söyledin ama şeyi de merak ediyorum bu hani gerçekten e, bu koro'daki çok sesliliği yönetmeyi iş hayatına uygulayabilir miyiz sence? Uygularız nasıl, nasıl uygulayacağımızın uygularız? formülünü hemen vereyim. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey iş hayatındaki yani işte kurumsal hayattaki herkesin bir çok sesli koro deneyimini yaşaması. Direkt Güzel. zaten burada. Doğru söylüyorsun. Evet ya orada belki bir koro. Kurmak ki bunu çok isteyen ve bunu başaran, Değil bunu sürdüren olur. E, topluluklar, kurumlar var. Ço çoğu hı hı. bize de iletişime geçiyor. Ya da işte bir çok sesli koroya dahil olmak. Bizim kapımız her zaman herkese açık. Ya da işte İstanbul'da, Türkiye'de çok fazla koro var. Hı hı. Ee, biraz araştırıp böyle bir hemen katılma koşullarına bakıp bir adım atmak. Aslında o kadar. En iyi orada deneyimleniyor. Ya çok da doğru. onu yapamıyorsak da, en yakın tarihli bir çok sesli koronun konserine gitmek o sahnedeki harmanı ve heyecanı birlikte olmanın heyecanını ve o kadar farklı kişinin tek bir ses çıkarabildiğine tanıklık etmek o heyecanı yaşamak bence çok büyük kırılma noktaları oluyor insanın hayatında. Ben şu açıdan da çok mutluyum biz yolculuğumuzun başından bugüne kadar çok fazla yerde şarkı söyledik çok fazla üniversitede gençlerle buluştuk ve bunun çoğunu da e, gönüllü şekilde yürüttük. E, o yüzden de çok sayıda gence ulaştığımızı ve 10 yıl önce tanıştığımız gençlerle şimdi 10 yıl sonra çok farklı yerlerde karşılaştığımızda onların geldiği yerleri ve o geldikleri noktalarda aslında katıldıkları bir tane konserden bile aldıkları ilhamı yaşatmaları hala bugün bana ya işte sizin konserinize gelmiştik biz bilmem ne, ben hala hiç unutmuyorum. Yani inanamamıştım o, o oluşan enerjiye ve Az önce anlattığım türden şeyleri tarif ederek Hı -hı. yani demesi e, zaten aslında Hı -hı. ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor diye kesinlikle Aslında biz bu eşitlik konusunu konuşurken hep akla böyle kadın erkek geliyor Çünkü tüm dünyada hala daha çok net olduğu halde aşılamamış bir konu ha, burada e, aslında hani koro bu kadar kıymetli bir şeyken ya da işte orkestralarda da birçok seslilik hep deneyimlenirken e, bir taraftan da bir orkestra şefi yani bazı roller işte meslekler kadın erkek diye cinsiyete göre ayrılıyor ve orkestra şefi de bunlardan biri maalesef. Yani kadın orkestra şefi isim olarak bir düşünsek çok az isim akla geliyor. Ee, burada sen ne düşünüyorsun ya da senin bu konuda bir çalışman var mı o da çok merak ediyorum. Yani bu çok tabi tarihsel süreci olan bir konu. Ee, hani kısaca fikrimi söyleyeyim. Yani çok yakın zamana kadar yani birkaç on yıl öncesine kadar diyeyim. Birçok orkestrada hala kadın e, enstrümanistlerin olması bile aslında yadırganan bir şeydi. Bunlardan biri Viyana Filarmoni Orkestrası. Ee, yani işte evet. son son yüzyılda yavaş yavaş böyle hani evet. e, kadınlar e, rol almaya başladı orkestrada. Artık zaten kaçınılmaz bir şey yani gelmişiz 2023 yılına. E, dolayısıyla e, bu böyleyken e, bir kadının podyuma çıkıp ki erkek egemen bir orkestrayı düşünelim işte 100-150 kişilik bir orkestranın karşısına çıkıp hani onlara liderlik etmesi öyle gözüküyor, o yüzden öyle diyorum, onları yönetmesi özellikle evet. bu kelimeleri kullanıyorum. E, tabii çok böyle kabul edilebilen bir şey olmamış yani bu zamana kadar maalesef Hı -hı. Ee, ve e, bugüne baktığımızda yani o kadar tabii ki mantıksız ki yani bu, birçok kadın şef var, benim arkadaşlarım var, yani yurt dışında işte katıldığım master klaslarda yarışmalarda hı hı. inanılmaz başarılı olduğunu gördüğüm zaten meslektaşlarım var. E dünya'nın dört bir yanında e, en önemli şeflerden gösterilen her geçen gün sayıları artan kadınlar var. E, bu maalesef şundan kaynaklanıyor tabii yani o podyumda sanki böyle bir güç gösterisi olacak. Bir fizik gücü işte o da bir erkek olacak hani bir kadın evet. çalmasına nasıl bir hani yönlendirmesine şey yapalım filan. Maalesef bir küçümseme işte böyle bir eğreti görmek ya da işte şöyle görüşler var mesela. İşte podyumda kadın varken işte enstrümanistlerin kafası dağılır da işte müziğe odaklanamaz vesaire. Yani o varsa zaten Vallahi üzerine, tabii tabii böyle görüşler var. Böyle ünlü şeflerin ve yani orkestracıların görüşleri var. E, zaman öncesinde rastlamıştım buna. Bu gerçek bu söylediğim şey. E, tabii ki asla böyle bir şey yok. E, dolayısıyla e, yani bir erkek nasıl çıkıp orada müziğe liderlik ve işte e, birlikte çalmaya rehberlik edebiliyorsa aynı şekilde aynı donanıma sahip, aynı birikime sahip bir kadın da aynı şekilde çıkıp Gerektiği zaman aynı otoriteyi, aynı gücü hı hı. ve e, ki zaten otorite güç değil de artık günümüzde yavaş yavaş buna doğru bir dönüşüm var. Eski şeflerde varmış o daha fazla. Hani çıkacak herkes mum gibi böyle hani hı hı. herkes böyle falan artık biraz daha kolektif bir şey olduğunun bilincine varıldı bu birlikte hı. müzik yapma işinin. E, dolayısıyla aynı e, müzik birikimi ve hissiyatıyla... Ee, ve yeterli deneyimle kesinlikle e, kadınlar erkek, en az erkekler kadar her işte olduğu gibi bu işte yapabilir çok gurur duyduğum arkadaşlarım meslektaşlarım var ee, bunlardan biri zaten dünyaca ünlü ee, çok sevgili Nil Nil Venditti ee, dünyanın en önemli orkestralarıyla çalışıyor şu an ee, sevgili Nisan, Nisan Ak uzun yıllardır e, Amerika'da e, Onunla da çok eskiye dayanıyor arkadaşlığımız. E, daha da gururlandığım, e, bizim korolarımızda şarkı söylemiş olan, e, asistanlama yapmış olan Ceyda Ayanoğlu. E, şu an Hollanda'da orkestra şefliği okuyor ve şimdiden başladı orkestralarla çalışmaya. Evet. Yine Sibil Arsenyan, e, yine benim e, korolarda asistanlama yapmış, aynı zamanda da koro şefliği de yapan Sibil. O da e, çok iyi bir orkestra şefi olma yönünde. ...ilerliyor. E, çok mutluyum. Bu örneklerin sayısı artacak eminim. Şöyle basit bir istatistik vereyim. E, ben şu an Mimar Sinan... E, ...Devlet Konservatuvarı'nda hala... ...orkestra şefliği lisans okuyorum biliyorsun. <laughs> e, bizim okulda da... ...halihazırda şu an öğrenci olan... E, ...7-8 kişiden... ...ben ve bir arkadaşım dışında... E, ...herkes kadın. Yani e, gelecekte... E, ...hem Türkiye'de hem dünya sahnesinde... Ee, kadın şeflerimizi çok daha sıklıkla göreceğiz. Buna inanıyorum. Ve bu e, konu e, her geçen yıl bence çok daha olması gereken bir yöne doğru ilerleyecek. Ne güzel söyledin. İsimlerini vermen de çok iyi oldu. Umarım bir gün onları da burada ağırlıyor oluruz. Çünkü gerçekten çok gurur verici. Eminim ki daha birçok ismi dünya sahnelerinde büyük başarıları kazanmış bir şekilde görüyor, duyuyor olacağız. O yüzden çok e, gurur verici gerçekten bunları konuşuyor olmak bile. Benim için de öyle. Yani söylediğim gibi birlikte müzik yaptığım, bir dönem korolarda birlikte şarkı söylediğim ya da e, yardımcı şefliğimi üstlenmiş bu arkadaşlarımın e, bu alanda bu şekilde ileriye gitmeleri gerçekten beni her şeyden öte çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Yani bazen Gözlerimde oluyor yani onları oralarda gördüğümde. Ne güzel. Ben biraz da seninle ilgili konuşmak istiyorum Masis çünkü e, hani farklı yollardan başarıyı elde etmiş, gerçekten çok büyük işler yapmış insanlar da e, imrenerek bakılan insanlar oluyor ama bazen e, böyle birazcık daha aslında hani ayrıştırılabiliyor bu maalesef. Negatif anlamda bir ayrışma olabiliyor. Bunun sebebini çok bilemiyorum ama hani biz hep böyle eşitsizlik, ayrımcılık, ayrıştırılma bunları böyle dezavantajlı gruplara yönelik şeylermiş gibi görüyoruz ama bazen başarıları da çok sindiremiyebiliyoruz. Başarılı insanlara karşı da böyle bir ayrışma yaşanıyor. Yüzünden anladığım bu senin de başına geliyor en azından geliyordur diye düşünüyorum. Yani. Bunun <laughs> O zaman bu, bu soruyu şöyle ben çevireyim senin için. Ee, böyle bir durumla mücadele ederken aslında e, yani nasıl nasıl orada ilerliyorsun? Nasıl bunlara bu engeller seni etkilemeden yolunda tutuyor? Ya evet yani hayatımda hiçbir şey kolay olmadı ve bu çok zor yollardan geçerek her daim şu an dahi e, hani bu noktalara varırken maalesef evet yani önüm'e çok somut engeller çıktığını gördüğüm de oldu. Her gün hissettiğimde oluyor. E, ama buna yapabileceğim bir şey var mı diye soruyorum. Yani bunu engellemek için ne yapabilirim diye. Maalesef hiçbir şey yok. Bir dostum portekizli bir dostum. E, bir gün e, şöyle söylemişti. Bunlar demişti e, bir şeye tanıklık etmiş benim olmadığım bir yerde benimle ilgili ve yurt dışında. Hı hı. Hı hı. E, düşündüm demişti. Acaba niye bu insanla alakalı böyle bir atmosfer var, böyle konuşuyorlar? e, ee, şunu düşünmüştüm dedi seni tanımadan önce. Ya gerçekten çok kötü biri, sevilmeyen biri ya da işini çok iyi yapıyor. O yüzden de bir şekilde ondan bahsetmemeye çalışıyorlar. Seni tanıdıkça, şimdi seni burada karşılıklı sohbet ettiğimde tanıdığım... An itibariyle söyleyebiliyorum ki gerçekten sen işini demek ki çok iyi yapıyorsun. O yüzden de böyle bir hava oluşuyor bazen bazı hı hı. yerlerde. Gerçekten bunları her gün yaşıyorum. Ama dediğim gibi yani buna benim yapabileceğim bir şey var mı? Hani bu başıma gelmesin diye kendimi mi geri çekeyim? Neden? Çünkü ben inandığım şeyin peşinden koşuyorum. Yaptığım şeyi en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum ve bunu yaparken de her zaman iyi niyetli ve samimi olmaya gayret ediyorum. Zaten başka türlü bir insan olmadım hiç hayatımda. O yüzden e, bunların farkında olup ve bunların belki de her geçen gün artacağını bilip Hı -hı. E, yoluma devam etmeye çalışıyorum. Bir kenara yani, koyuyorum. Mesela. Evet, yani göz ardı edip ve Aynen. onları da alıp yani bir şekilde iyi taraflarından yaklaşıp öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, öyle bir huyum da var. Yani bir insan benim hakkımda işte e, ne bileyim çok çok fena şeyler söylemiş diye ben yolda görürüm, selam veririm. Yanımdaki arkadaşım bazen bana şey der. Oğlum sen deli misin? Niye selam veriyorsun bu adama? Bak sana daha geçen gün böyle bir şey yapmadı mı? Doğal olarak oluyor bu. Yani yapay bir şey değil asla. Ben insanların iyi taraflarıyla muhatap oluyorum her zaman. Çünkü herkes temiz doğuyor yani. Ve Hı -hı. daha sonra dünya bizi maalesef bu hale getirebiliyor. O yüzden ben iyiye olan inancımdan hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Umarım çok 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 büyük bir şey yaşamam. Bu şekilde aslında yine sevgimle ve iyi niyetimle e, bu sorunlarla bir şekilde baş ediyorum ve yoluma devam ediyorum diye. Yani bütün bu mücadelede sana güç veren bu insancıl bu sevgi dolu bakış açısını mı alıyorsun? E, kesinlikle e, soruyorlar bazen. Hocam siz hiç yorulmuyor musunuz? Siz hiç yemek yemiyor musunuz? İşte siz üşümüyor musunuz? Vesaire biz böyle çok soğuk ortamlarda falan çalıştık e, yıllarca. Ve ben böyle bir tişörtle insanlar böyle falan yaparken ben tişörtle 3 saat prova yapardım. Herkes tabii şaşırıyor. O bir örnek sadece ama bütün bu zorluklarla, bütün bu işte e, yorucu atmosferle e, baş edebilmemin en önemli sebebi e, sevgim. Hep şöyle anlatırım. E, öyle de olmasını ve herkesin onu fark etmesini gönülden dilerim. Hepimizin böyle bu, tam burasında içinde bir güneş var. Yani sonsuz bir kaynak aslında bu. Ve o bizi zaten ısıtmaya, aydınlatmaya fazla fazla yeten bir kaynak. Aynı zamanda onu açtığınız zaman, hani konuşmanın başında da söyledim ya. Burayı açmak öyle bir şey aslında. Onu açtığınız zaman o sizin çevrenize inanılmaz bir şey yayıyor ve o yayılan ışık ve sıcaklık aslında e, büyüyerek, çoğalarak, e, yayılarak yoluna devam ediyor. O yüzden ben hiçbir zaman bir dış etkenden ya da motive olmayı ya da bir işte ilham kaynağı aramayı hiç beklemem. Beni harekete geçiren ya da e, beni ayakta tutan şey hep kendi iç motivasyonum yani kendi güneşimlerim ve hepimizde o güneşin olduğunu biliyorum. O yüzden de yani herkese onu fark etmesini herkesten çok diliyorum. Çok güzel oluyor bu konuşma böyle gerçekten içinde sanatı yaşayan bir insanın sohbeti bile başka oluyor. Ben de seni dinlerken onu düşündüm. Ee, süre sonuna geliyor, o yüzden ben artık hani bu güzel sohbeti şöyle bir son soruyla bitirmek istiyorum senin için. Bizi dinleyen, seni çok merak eden, takip eden, yolun başında eminim çok genç insanlar var. Ee, bunu şöyle soracağım sana, sen yolun başında nasıl bir tavsiye almış olmak isterdin? Neyi biliyor olsaydın hayat belki bir tık daha kolay olurdu senin için. <laughs> ee... Birkaç şey söyleyeceğim çok güzel bir soruymuş bu arada. E ama söyleyeceğim bazı şeyleri ben belki biraz erken yaştan fark etmiş olabilirim ama onlar çok önemli. Hı -hı. Birincisi hep söylediğim gibi yani kendimizi açmak Hı -hı. E, Kendimize güvenmek ve aslında bizde ne varsa içimizde ne varsa onu paylaşmaya hazır olmak. Hı -hı. E, hayatı tutkuyla yaşamak Hani yaşadığımız her anın kıymetinin farkında olmak. Ne yapıyorsak o an onun tam içine girmek, o an başka bir şeyle ilgilenmemek. Zaten bu doğal olarak yaşanıyor ya da bende öyle oldu belki. Hı hı. Ee, bunlar çok çok önemli. Ee, ve tabii ki dinlemek. İnsanları dinlemek ve anlamaya çalışmak bu çok önemli. Ee, ama... Aynı zamanda benim de e, keşke o zaman bana birileri bunlardan bahsetseydi ya da bir şekilde ben bunun farkına varsaydım dediğim şey e, <laughs> mesela bir şeyin o an hemen istediğimiz e, şekilde anında olamayacağını kabul etmek. <laughs> ben <Çok> biraz <laughs> ben biraz sabırsızdım o konuda. Kendi toy zamanlarımı hatırlıyorum. Çok gülüyorum. Hatta benimle uzun yıllar şarkı söylemiş arkadaşlarım. Böyle yıllar sonra benle karşılaştıklarında bir provaya ziyarete geldiklerinde hep söylüyorlar ''Masis sen, sana ne olmuş ya?'' böyle diyorlar. Ben de büyüdüm diyorum. İşte sinirlenirdim hemen ''Nasıl olmuyor ya?'' falan diye. E, hatayı en başta kendimizde aramak. Yani bir şey yapılamıyorsa belki de biz yeterince iyi anlatmadığımızdan Oluyor ee, ve e, yani bu bu gerçekten çok çok şey bu olgunluk yani bir olgunluk e, getiriyor insana bir de e, bu daha da geç zamanda farkına vardığım hı hı. bir şey. Bir şey için çok ısrar ederdim çok hani olsun çabalardım ederdim ama bir laf var ya o gerçekten bence doğru her iş olacağına varır. <laughs> bu klişe gerçekten ama mi? çok gerçek cümleyi söylemek istiyorum buradan özellikle. Çünkü biz elimizden gelen en iyisini yaptıktan, yapabileceğimiz her şeyi ortaya koyduktan sonra bir şey olmuyorsa artık kendimizi paralamanın bir manası yok. Kenara koyup yolumuza devam etmeyi bilmemiz ve önümüze bakmayı, yeni imkanlara işte yeni şeylere doğru yol almayı bilmemiz lazım. Her olmayan şeye takıldığımız zaman aslında bir sonra olabileceklerden yemiş oluyoruz. O yüzden evet. her iş olacağına varır cümlesine de Kapanışım olsun evet. diyorsun. İlginç, bu kadar konuşmanın üstünde <laughs> bir ilginç bir kapanış oldu değil mi? Her şey olur. Damlaya damlaya, şey damlaya göl olur gibi bir kapanış oldu. Ama en güzeli hatta bizim... Kulaklar acindasın. Çok sevdiğim ofisten bir arkadaşım var yıllar önce böyle laptop'un arkası böyle sürekli ofise krizler oluyor falan ama bir şekilde çözülüyor. Yeni krizlere de kendimizi iyi hissetmek için böyle şeylerin monitörlerin arkasında her şey olur yazmış <laughs> Her şey olur. O, oradan sonra hepimiz bir daha. Bazen olur, yani. bazen olmaz. Her şey bir şekilde çözülür yani evet. her şey yolunu bulur şeklinde. <laughs> teşekkür ederim Basit. Seni oturtabildim. bu heyecanını, bu şeyi şu koltukta anlatabildim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Benim için diyeyim. seni her zaman dinlemek çok güzel. Umuyorum ki sizi dinleyeceğim dinleyenlere de aslında umuyorum ki değil, eminim ki çok ilham verdin ve çok güzel düşündürdün. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu benim için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.